Zeynep. Zeynep dur. Aa. Abla. Zeynep. Ne oldu ya? Seninle bir şey konuşmam lazım. Konuşalım ablacığım, gel içeri. Yok yok, ofiste olmaz. Baş başa kalabileceğimiz bir yere gidelim. E tamam, o zaman gel kafeye gidelim. Kafe olmaz. Herkes oraya gidiyor. Biz seninle başka bir yere gidelim, kimse olmasın. İyi tamam, yolda buluruz o zaman bir yer. Hadi gel. Aa, ne oldu sana, bu tuhaf davranıyorsun? Anlatacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne içersiniz efendim? Biz bir düşünelim, söyleriz sana. Aa, tabii. Tamam, hadi. Yıldız, ne oluyor ya? Bir haller var, sen de söyle. Zeynep. Sana söyleyip söylememek konusunda çok düşündüm. Ama bilmeye hakkın olduğuna inandığım için söyleyeceğim. Neyi? Bak, bu söylediklerimden sonra yine bana kızabilirsin, belki küsebilirsin. Ama aramızın bozulmasını da göze alarak tüm gerçekleri söyleyeceğim şimdi sana. Yıldız, ne diyorsun? Ne gerçeği ya? Ender benim sesimi kaydetmişti. Halit'e söylemekle beni tehdit etti. Benim de bir şey yapmam gerekti. Ne yapsın Yıldız? Ender'in telefonunun elime geçmesini sağladım. Nasıl yapsın bunu? Tanıdığım yardım etti diyelim. O kısmı önemli değil. Ha, sen yani hırsızlık yaptırdın öyle mi Yıldız? Ya Zeynep, sen beni dinleyecek misin? Dahası da mı var? Ben Ender'in telefonu denize atmak istedim. Ama öncesinde telefonumu karıştırdım. Orada bazı fotoğraflar gördüm. Alihan'la Ender'in yatakta çekilmiş fotoğrafları vardı. Alihan'ın üstü çıplaktı. Ender de iç çamaşırıylaydı. Ben o fotoğrafları gördüm Zeynep. Sana üzülme diye söylemeyecektim. Ama bir yandan da o pisliğin gerçek yüzünü gör istedim. Ya bu evlilik sahte olmayabilir Zeynep. Ben ne kadar aptalım ya. Ben geldiğine söylediği her şeye inandım salak gibi. Bundan sonra onun dediği hiçbir şeye inanma. Merak etme. Bundan sonra bambaşka bir Zeynep görecek. Ah, günaydın Liloş. Günaydın. Ne oldu? Niye suratın asık? Gece pek uyuyamadım, belki ondandır. Aa, niye uyuyamadın ki? Bilmem. Oluyor bazen bana böyle. Doğru. Bazen oluyor insanlara. Ben de bazen uyuyamıyorum. Gençsin, bir şey olmaz. Ablamla Kemal yok mu? Ha, bilmiyorum. Benim onlardan haberim yok. Ne alakam var ki onlarla? Nereden bileceğim? Dinleniyorlardır odalarında. Sen hiç rahatsız etme onları. Biz ikimiz seninle kahvaltı edelim, ne güzel. Zeytin alır mısın? Yok, sağ ol. Sen reçelliye, sen incecik bir kızsın. Teşekkür ederim Yıldız. Ben salatalık yiyorum, kül almayayım diye. Günaydın. Ya, kahvaltı mı hazırladın sen bana? Evet. Ama yalan yok, biraz Aysel'den yardım aldım. Ben seni hak edecek ne yaptım acaba? Nasıl? Daha iyi oldun mu? Ya ben iyiyim aslında. Bizimkilerle de yapabilirdik kahvaltı. Yok yok yok. Yani hayır, yataktan çıkma istiyorum ben bütün gün. Dinlenmen lazım. Bütün gün sıkılırım ama ben. Olur, o zaman kahvaltını et, beraber dışarı çıkarız ikimiz ha? Sen işe gitmeyecek misin? Yok hayır, ben bütün günümü sana ayırdım bugün. Planları hep iptal ettim. Yani böyle bir midemi üşüttüm diye bu kadar ilgi görüyorsam, ciddi bir şey olsa neler olacak acaba? Saçmalama Zehra, ben bir daha hasta olma, iyileş diye sana bakıyorum. Omleti bitireceksin ama o önemli. Tamam, çilemeyeyim. Peki.
Nereye? Okula. Ha, dur ben seni geçireyim. Ne gerek var Yıldız? Hem ablama uğrayacağım zaten şimdi. Ha, buldum. Benim de kahvaltım bitti. Gel seninle bir karşılıklı kahve içelim. Hayır Yıldız sağ ol. Gerek yok. Geç kalıyorum. Oldu o zaman. Bir şeye ihtiyacın olsa beni ara. Günaydın. Yatıyor musun hala? Ali'yle şu an oldum ki ne oldu ya? Yediğim bir şey dokundu galiba. İyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok hiçbir şeye ihtiyacım. Kemal bana çok iyi bakıyor. Evet. Gördüm. Lili biz dün sana ilaç ararken Lila ile karşılaştım. Ondan bahsediyor. Ha. Ya sağ olsun. Bütün gece başımda bekledi ya. Sabah da kahvaltı hazırlamış. Ne güzel. Neyse, ben çıkayım. Akşam görüşürüz. Tamam kuzum. Aa, bu arada... babam ne zaman gelecekmiş biliyor musun? Yani sabah uçağıyla geliyor da... ne oldu? Sen ne yapacaksın babama? Hiç. Merak ettim öyle. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey vardı Lila'nın ya. Çok durgun gözüktü gözüme. Yok, bence hiçbir şey yok ya. Bu erim gitti ya, belki ondan olmuş olabilir yani. Öyle galiba. Ay neyse Kemal ya. Ben çok daraldım ya, tamam böyle bütün gün iyiyim zaten, bir şeyim yok. Dur, o zaman beraber yürüyüşe çıkalım. İkimiz. Tamam, ben bir duş alayım, konuşuruz. Tamam, ben seni salonda bekliyorum. Tamam. Aysel, Zehra Hanım Yıldız'ı sordu. Nerede biliyor musun? Odasına çıktı efendim. Tamam. Senin ne işin var burada? Çık şu odadan. Sakin ol, konuşacağız. Çık diyorum sana. Yıldız ile çıktı, Zehra düştü. Korkma, kimse yok. Senin yüzünden başımıza neler gelecek, haberin var mı? Yıldız sen neyden korkuyorsun? Kimse umurumda değil. Neyi öğreniyorlarsa öğrensin. Benim umurumda ama. Ben Halit'ten ayrılmayacağım. Çık artık şu hayal dünyasından. İlk başta da senin yanına geldiğim için pişmanım. Konumuz Halit değil, o spor hocası değil mi? İyice saçmaladın artık sen ya. Lila bildiklerini söylerse ne olur, sen farkında mısın? Yıldız fazla abartıyorsun. Lila bir şey söylemeyecek. İnandı o söylediklerimize. Söyleyecek olsaydı az önce Zehra'ya anlatırdı. Ya babasının dönmesini bekliyorsa? Hiç kafan çalışmıyor ki senin. Asıl senin kafan çalışmıyor. Kolay mı böyle bir şey söylemek be? Hele Halit gibi birisine. Hiçbir şey söyleyemez, o korkar. Halit'e söylemese gider başkasına söyler. Hayda, kimseye söylemeyecek diyorum. Neyini anlamıyorsun Yıldız? Şimdi çık şu odadan. Bir daha da sakın benim olduğum yere gelme. Yoksa? Bizzat ben söylerim Halit'e beni rahatsız ettiğini. Eğer gerçekten böyle düşünüyorsan bir dakika bekleme, git söyle. İyice kontrolden çıktı ya. Ama yemek var. Herkes geliyor. Ali Hanım'dan Zerrin'ine kadar. Çok güzel sofra hazırlaman lazım. Hani Gonca Hanımların davetinde olduğu zaman sen çok güzel bir şeyler hazırlamıştın. Onlardan yap, tamam mı? Tamam, tamam. Heh. Heh. Bana bak. Lila geldi mi? Sizden başka kimse yok efendim. O da gelmedi Ali. Süper. Heh, kapı. Kocam geldi. Hayatım. Ay hoş geldin. Seni çok özledim. Bu bir günde özlemek nereden çıktı? Hayatım bu ev sensiz hiç çekilmiyor biliyor musun? Ha. Alayım montunu. Sıtkı onu yukarı çıkar. Hayatım ha? Nasıl erim? İyi. Yani. Alışabilecek gibi mi? Mecbur, alışacak. Peki sen Alihan'la Zehir'in akşam yemeği söyleyebildin mi? Söyledim, söyledim. Değil. Senin... bu insanları yemeğe davet etme hevesini anlayamadım bir türlü. Hayatım anlaşıyor ya Zehra, Zehrin'le. O yüzden dedim sohbet ederler falan, o da gelsin. Ben biraz çıkıp dinleneceğim. Hayatım ben sana bir şey söyleyecektim. 5 dakika daha oturursan. Ne oldu? Nasıl söyleyeceğim onu da bilmiyorum. Söyler misin? Bak Yıldız, ben yokken eğer mücevher falan aldıysan götür onu geri ver. Almadım. İyi ki de almamışım. Hayatım. Ne?
Lila galiba Kemal'den hoşlanıyor. Ne? Evet. Ya saçmalama, nereden çıktı şimdi bu? Ya biliyorum, kulağa saçma geliyor ama... ya sen benim hissime güven, ben gördüm diyorum. Yanlış görmüşsündür. Ne gördün? Lila Kemal'le konuşuyordu. Baktım Lila'nın Kemal'e bakışları bir garip. Ben de hemen Kemal'i kenara çektim. Bizim odaya aldım. Ne oluyor dedim. Baktım Kemal'in hiçbir şeyden haberi yok. E tamam, demek ki yanlış görmüşsün işte. Ya tamam hayatım ama bak, daha önce Erim'de de beni dinlemedin. Ne oldu? Karakolluk olduk. Sen benim hissime güven. Lila'dan yana platonik bir şey var demek ki. Son dönemde yaşananları biliyorsun. Lila birazcık asileşti. Kardeşinin Londra'ya gitmesi onu sarstı. Emir'le bir şey yaşamaya çalıştı. Ona da sen izin vermedin. Birazcık annesiyle olsa, zehrinde kalsa diyorum. Hem anne kız ilişkisi şimdi bu dönemde ona iyi gelir. Olabilir. Sen bir konuş zehrinle bence. Tamam. Akşam gelince konuşurum zehrinle. Tamam. Benim sana söylediklerimden bahsetme sakın. Niye bahsedeyim canım? Böyle bir şey söylenir mi? Yani kadın duysa kalpten gider. Tamam tamam. Ben dinleneceğim biraz. Tamam. Ben de bir mutfağa bakayım. Aysel ne hazırlıyor? Sonra da spora gidip geleceğim. Ay, inşallah bundan da kurtuldum. Gayet güzel gidiyor, gördünüz size. Kardeşim geldi. Bizim Yaşar'ın oğlu değil mi? Tanıyor musun sen bunu? İyi tanırım. Merhaba. Merhaba. Dündar merhaba. Hatırladın mı beni? Zerrin Hanım, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Sağ olun, teşekkürler. Ben sizin arkadaş olduğunuzu bilmiyordum. Yani aslında sizin sayenizde tanışmış olduk. Ha şey, araba alırken değil mi? Evet. Evet, benim için çok özel bir gündü. İyi akşamlar. Merhabalar. Merhaba Zeynep. İyi akşamlar. Merhabalar Halit Bey, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Sağ olun. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. O zaman yemeğe geçebiliriz. Ay hayatım, yemeğe geçmeden önce bir duyurumuz var. Gel Dündar. Canım kardeşim Zeynoş'umla Dündar hayatlarını birleştirmeye karar verdiler. Sana layık değil ama. Ah. Bu mutlu anımıza tanık olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederiz. Zeynep, bir şey söylemeyecek misin? Ne söyleyebilirim ki? Sonunda beni gerçekten seven, bana gerçekten değer veren biriyle birlikteyim. Haliyle onun mutluluğunu yaşıyorum. Hadi yemeğe geçelim. Hadi Aliye. İyi akşamlar herkese. Afiyet olsun. Aliye. Dayı. Çabuk sağ ol. Sağ ol. Yine yaptın yapacağını. Ya ne var canım? Kardeşimin mutlu haberini paylaşmayacak mıyım? Neysin babama hesabını artık. Hadi gelin. Tebrik ederim Zeynep. Teşekkür ederim. Dündar'cığım gel. Evimizin en güzel yerini size ayırdık. Ay sen montunu getirir misin? Tamam efendim. Kalsaydın biraz daha. Zeynep'in yaptığı da ayıp ama yani. Abla haksız sayılmaz. O yüzden ben burada durmak istemiyorum şu an. Tamam, tamam haklısın. Sen git biraz dinle. Yarın konuşuruz. Konuşuruz. Gerek yok Aysel. Elim ayağım buz kesti ya. Ben de gideyim Halit. Kardeşimin olmadığı yerde benim ne işim var? Saçmalama Zeri. Yemeğini bitir öyle gidersin. Neyse madem ısrar ediyorsun, yemeğe kalayım. Hani ben kardeşime üzülüyorum. Yani bunlar evlenince kadar ne ara bu kadar artık yakınlaştılar? Hı.
Zeynep'ciğim keşke önceden bana haber verseydin. Alındım doğrusu. Zerrin Hanım çok ani oldu. Yani biz de böyle olacağını tahmin etmemiştik, kusura bakmayın. Dündar'cığım konunun seninle bir alakası yok. Lütfen yanlış anlama. Yok yok, sorun değil, biliyorum. Hayır, Alihan da şoke oldu. Olsun bir zahmet Zerrin. Şimdi bunları konuşmayalım istersen. Çocuklar kusura bakmayın, tebrik edemedim. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. İzninizle ben bir şey söylemek istiyorum. Daha önce yaşananlarla ilgili benim az çok fikrim var. Zeynep de sağ olsun bana karşı hep dürüst oldu. Ben de bundan sonra elimden geldiğince onu mutlu etmeye ve yaşadığı kötü şeyleri unutturmaya çalışacağım. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bravo Dündar. Ne güzel konuştu değil mi hayatım? Bu kötü günler evlenince unutuyorum ya, böyle. Aa Zehra, sen de yeni evlisin, yeni gelinsin. En çok senin anlaman lazım. Hadi bırakın bunları şimdi. Kadehimizi bu güzel çifte kaldıralım. Mutluluklar. Afiyet olsun. Burası ne güzel bir yermiş Kemal. Beğendin mi sen de? Gayet beğendim ben. Sen? Bayıldım. Acaba benim doğum günümü burada mı yapsak? Güzel fikir. Dur, benim burada arkadaşım var. İşletmecisi aynı zamanda bunu. Onu bir soralım. Memo, bir baksana. Aa, hoş geldin Kemal'cim. Nasılsın? İyi. Sağ ol, sen? İyidir. Merhaba, hoş Merhaba. Geldin. Diyoruz ki Zehra'nın doğum gününü burada yapalım. Süper. Tarih nedir? Uygunluğa bakalım. 29 Mart. Ah, süper. Hemen bakalım. Müsait görünüyor. Tam bir kapama mı olur yoksa bir grup mu gelirsiniz? Ay, bunlar burada hayatım. Tesadüf herhalde. Ay, 40 yılın başı dışarı çıkıyoruz. Zehra ile Kemal ile karşılaşıyoruz. Hem buraya gelmeyi istiyorsun hem söyleniyorsun yani. Ha? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Halit Bey. Merhaba Yıldız Hanım. Hoş geldiniz. İyi eğlenceler. Görüşmek üzere. Ne tesadüf? Ya. Yine karşılaştık Yıldız. Bakıyorum ne yaptın, ne ettin. Çıkardın babamı dışarı. Sarhoş halin daha tatlı Zehroş. Oo. Koreli misafir zehirlenmiş, hastaneye götürmüşler. Ay, daha yeni geldik, gidiyor muyuz yani? Yok yok, sen Zehralarla kal. Hastane yakın zaten, ben uğrayıp dönerim ben. Tabii hiç merak etmeyin, Yıldız bize emanet. Görüşürüz. Hayatım gel, biz bir dans edelim biraz, ne dersin? Tabii. Seni izliyorum. Çok güzelsin. Yalnız mısın? Anlayamadım. Bu kadar güzel olup yalnız olmayı nasıl becerdin? Geliyor musun burası? Ya ne alıyorsunuz böyle adamlar içeriye? Kemal sakin. Alın abi şöyle tipleri içeri. Çık dışarı. Kemal dışarı. Sakin, sakin. Adam. Tamam. Çık dışarı. Kemal'den hemen kurtulmam lazım ya, delirmiş. Sana hiç yakışmadı kavga çıkarma. Babacığım ama ne olduğunu bilmiyorsun ki. Onlar başlattı önce. Kafa atmak nereden çıktı ya? Ne demek oluyor bu? Halit Bey, adamlar durmadan Zehra ve Yıldız'a bakıp duruyordu. Sonra Yıldız'ı yalnız görünce, yanına gelince ben de durdurmak istedim. Sen de gittin, kafa attın. Ya işte öyle durup dururken olmadı yani. Ne anlattıysa sana Yıldız artık. Yıldız bana bir şey anlatmadı kızım. Korkudan ödü patlamış zaten. Ondan mı gelmedi buraya da baba? Zeynep hastalanmış, ona gitti. O Zeynep'in hastalığı da bir bitmiyor yani.
Maşallah. Neyse Zehra. Kemal, sen de sinirlerini kontrol edemiyorsan kalabalık ortamlara girme. Halit Bey, biraz fazla tepki vermiş olabilirim ama haklıydım. Kemal, kullandığın kaba kuvvet yüzünden haklı olmanı hiç büyük bir kalmadı. Biraz dikkatli olun canım. Yes! İşte bu kadar. Evet bayanlar, bayanlar, sonun başlangıcına hoş geldiniz. Tamam, tamam, sen şimdi bırak. Hadi ben gidiyorum. Kemal parasını istiyor. Kemal Bey'i bir süre bekletebilir miyiz acaba Halit Bey? Nasıl bekletiriz Metin? Yatırım yaptığı parayı batırmış salak. Ya kızım da bu yüzden mutsuz olsun istemem. Şirkete gelmedi diye sevindik ama arıyor manyak. Ne var Ender? Aa, aşk olsun Halit'ciğim, insan ortağıyla böyle mi konuşur? Ender toplantıdayım şu anda. Ne istiyorsun? Tabii sen şimdi Ender'den kurtulma planlarını yapıyorsundur. Kusura bakma, rahatsız ettim. Ama acilen gelmen gerekiyor. Nereye geleceğim? Bu moteldeyim. Bekliyorum. Orası neresi Ender? Yine saçmalamaya başladın ha. Sevgili karının otel köşelerinde kimlerle buluştuğunu merak etmiyorsa... ...tabii ne diyeyim artık o zaman, peki babay diyeyim. Ender! Ne demek istiyorsun sen? Benimle açık konuş. İstersen gel kendi gözlerinle gör Halit'ciğim. Hı? Efendim, önemli bir şey mi? Taksideki kimler? Ender mi onlar? Efendim Ender. Aa, Zehracığım, sesin biraz kötü geliyor. Ne oldu? Ya ortak olmuşsun. Bana söylemeden bir sürü iş çevirmişsin yine. Bir de senin en yakın arkadaşınım diyorsun ya. Canım, sürprizi kaçmasın diye söylemedim. Yoksa başında söylesem ne anlamı olurdu, değil mi? Ama benim esas sana sormak istediğim başka bir şey var. Sence şu anda Kemal nerede? Bir sorun mu var? Çok büyük bir sorun var Zehracığım. Biliyorsun ben kötü gün dostuyum. Yani gerçekler acıtsa da söylemeyi tercih ederim. Ne oldu Ender ya? İstersen kendi gözlerinle gör. Bu moteldeyim. Bekliyorum canım. Neden anlamıyorsun? Mecbur kaldım. Sana çok kızgındım. Yıldız, sen neye kızıyorsun ki? Senin bana kızmaya hakkın mı var? Kemal, sen ne yaptığını farkında değil misin? Ya spor hocasını kıskandın, eve çiçek yolladın. Gece kulübüne gittik, Zehra'nın yanında kavga çıkardın. Neden yaptım ben Yıldız bunları? Sana kötülük olsun diye mi? Ha, bana iyilik olsun diye yaptım, ben fark etmedim yani. Hala anlamıyorsun. Bunların hepsini seni sevdiğimden yaptım. Seni sevdiğim için. Sen eğer beni sevmiş olsaydın, gidip Zehra ile evlenmezdin. Ben ne kadar üzüldüm, senin haberin var mı? Bakıyorsun. Yıldız, ilk defa bunları söylüyorsun. İlk defa söylüyorum çünkü...
Ben rol yapmaktan artık çok sıkıldım. Ben yoruldum. Doğru mu söylüyorsun Yıldız? Kemal. Ben artık rol yapmak istemiyorum. Ben seni hala çok seviyorum. Nur, duyduğuma inanamıyorum gerçekten. Peki neden... Çok özür dilerim ben. Tutamadım kendimi. Kemal. Yıldız nereye? Kemal. Ben hazırlanmaya gidiyorum. Yıldız ne hazırlanması? Çok bekledim bu an için lütfen. Sen şuraya uzan beni bekle, tamam mı? Peki tamam. Yok Yıldız, yok ya. Ay nasıl yok ya? Emre'nin Halit'e söylemiş olması gerekiyordu çoktan. Telefonla konuştu. Ama bilmiyorum. Bana bak, gözünü kapıdan ayırma, bana hemen haber ver, tamam mı? Tamam, tamam hadi ver. Sürprizim var. Lütfen bekle. Tamam. Evet, Halit de geldi. Hadi sen şimdi git, ortalıklarda gözükme. Ben seni arayacağım. Tamam. Sapan bir nedenden ötürü beni buraya çağırdıysan seni pişman ederim. Esas gelmeseydin pişman olacaktın. Geçelim mi? Ne oldu? Yıldız, şu anda Halit ve Ender otele giriş yapıyor. Geldi mi? Tamam, süper. Hadi kapat. Söylesene artık. Baba. Zehra, senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var? Ender çağırdı beni. İkiniz de ben çağırdım. Çünkü ikiniz de ilgilendiren bir durum. Alo, Yıldız. Şu anda Zehra da giriş yaptı. Zehra mı? Ay tamam, çok sevindim. Tamam, kapat. Baba ve kızın aynı kaderi paylaşması ne acı. Ender, saçma sapan konuşup durma. Hadi ne söyleyeceksen söyle. Söyleyemem. Çünkü görmen lazım. Beklediğiniz cevap 2302 no'lu odada. Geçelim mi? Hatırlıyorsun değil mi? Anlattığım gibi. Evet, evet. Hah, aferin. Bekle. Ya bak, çok sıkılmaya başladım. Artık söyle ne olduğunu. Bekle ve gör Zehracığım. Bekle ve gör. Yıldız. Geliyorum Kemal.
Sadece 2 saniye kaldı. Ben bu kapıyı açtığım anda sen koşup diğer kapıyı açıyorsun. Tamam mı? Okay. Yıldız, hadi artık. Geliyorum canım. Saniyeler kaldı. Sen gözlerini kapat. İyi tamam. Hadi bakmıyorum. Aç kapıyı. Anahtarım yok ki. Ama isterseniz kapıyı çalalım. Onlar kendileri açsınlar ha. Yıldız, ne yapıyorsun? Zehra, Zehra, Zehra. Halit seni aşağıla kızdık. Nasıl aldatırsın kızı ben? Aldatmadım Halit Bey. Zehra beni bir dinle. Dokunma. Ben yemin ediyorum seni aldatmadım. Sadece bir dinle, her şeyi anlatacağım. Sen ne olursun kendine saklı sus. Yalan söylemiyorum Zehra lütfen. Bana bak. Sen kızımı rezil etmek için mi getirdin bizi buraya? Yıldız buradaydı, oteldeydi biliyorum. Saçma sapan konuşma. Ruh hastası. Bir dinle lütfen. Bana bak. Dokunma. Bu herifin rezilliklerine şahit oldum ya. Allah belanızı versin. Bana bak Zehra, seni evliliğinin birinci ayında aldatan bu herifi aklın varsa derhal boşamalısın. Halit Bey. Yürü hadi. Halit Bey. Halit, Yıldız buradaydı, oteldeydi. Kes sesini. Ya niçin bana inanmak istemiyorsun? Ben gözümle gördüm diyorum. İspat edebilirim sana. Nasıl ispat edeceksin? Gerçekten göründüğünü. Gel benimle sen. Her şeyi anlatacağım sana. Sadece dinle. Bırak. Yapma Zehra. Ya bırak beni, bırak. Dur, Allah aşkına açıklamama izin var. Bir kez olsun dinle, her şeyi anlatacağım sana. Lütfen. Lütfen. Beni buraya boşu boşuna çağırdıysan eğer mahvederim seni. Seni boşu boşuna çağırmadım buraya Halit. Yıldız'la Kemal burada buluştu. Göreceğim şimdi. Size verdiğim saate geldiniz mi? Tabii ki efendim. Göstereyim arzu ederseniz şurada. Şöyle buyurun. İşte Yıldız. Sevgili eşin senden gizlediğine işler çeviriyormuş, gördün mü Halit'ciğim? Zeynep. Konuştuk, hallettik. Ay iyi, çok sevindim. Oo, Hakan kibar çocukmuş ha. Hatta bir gün beraber yemek yiyelim diye konuştuk. Süper. Alihan'la da konuştum. Alihan'la ne konuştun? Yani ona karşı biraz saçma konuşmuştum ya. Kusura bakma babında. Yani kimseyle aram kötü olsun istemiyorum. Değişmeye çalışıyorum. Yıl olmuş 2019. Bilim çağındayız. Kendi kendine arabalar park ediyor artık. Onlar değişmiş. Ben mi değişmeyeceğim? Teşekkür ederim. Sen hep böyle gül, tamam mı? Dündar şey, ben sana bir şey söylemeyi unuttum ya. Bu akşam bizim bir iş yemeğimiz var. Ha, Dila'yı yemeğe çıkaracaktık. Neyse, erteleriz o zaman. Yok yok, ertelemeyelim. Şöyle yapalım. Siz bizim gittiğimiz yere sonra gelirsiniz, tamam mı? Misafirler gittikten sonra ben sizin yanınıza geçerim. Olur. Bana uyar yani. Tamam o zaman, akşam haberleşiriz. Tamam. Benim şurada bir işim var. Onu halletmem lazım hemen. Tamam. Akşam görüşürüz o zaman. Tamam. Caner. Hı. Ay telefonum çalışmıyor. Kafayı yedi. 2 dakika seninkini kullansam. Aha, olur. Kullan tabii, al. Çok teşekkürler. Hı. Telefonum bozulmuş.
Seni arayamadım. Evde rahat rahat konuşamıyoruz. Bu moteli ayarladım. Rezervasyon senin adına. Saat 12'de orada ol. Uzun uzun konuşuruz. Hadi ben şimdi kapatıyorum. Salak. Çok sağ ol. Rica ederim. Ben anlamıyorum ne oluyor. Babama gidiyorum bağırıyor, sana geliyorum bağırıyorsun. Yani aranız kötüyse bana söylemek zorundasın. Zehra, aramız kötü falan değil. Tamam, ne oluyor o zaman, onu söyle. Ha? Zehra bak, benim biraz sıkıntılarım var. Sıkıntın olduğunu anladım bak, onu anlıyorum. Ben babam sana niye bu kadar sinirli, onu anlayamıyorum. Onu da git babana sor. O ne demek ya? Bana olan davranışını bir anda 180 derece değişti. Saçmalama Kemal'cim. Saçmalıyorsun, babam öyle bir insan değil çünkü. Başka bir şeye sinirlenmiştir. Bana hiç öyle gelmedi. Bak, benim sıkıntılarım geçici ama babam bunu anlamamakta ısrar ediyor. Tamam. Tamam, babam böyle biraz farklı bir insan. Ama sen de onu böyle kabul etmek, böyle idare etmek durumundasın yani Kemal'cim. İyi de neden? O kimseyi idare etmiyor ama. Ne demek neden ya? Ne demek neden? Benim için başka nasıl bir nedeni olabilir? Sen benimle evlenirken babamın nasıl bir insan olduğunu gayet iyi biliyordun Kemal. Şimdi onun yüzünden, onun davranışları yüzünden bana böyle davranamazsın. Zehra, birincisi her şeyi üstüne almaktan vazgeç. İkincisi dünya senin etrafında dönmüyor. Bunu da bir anla artık. Tamam ya. Tamam, ben bu konuyu seninle konuşmayacağım daha fazla. Çünkü sen konuştukça kırıyorsun beni. Ne oldu? Nazara mı geldiniz? Büyük aşk bitti mi? Dur ya. Sinirlenme hemen. Sen beni yarın niye çağırdın? Ne konuşacağız? Konuşamadığımız her şeyi. Yıldız, yine derdin beni buradan göndermekse ben hiçbir yere gitmiyorum. Boşuna dil dökme bana, olur mu? Ay tamam canım, sen bilirsin. Sen burada mutlu musun? Daha en başından tartışmaya başladınız. Yıldız, ben her şeyin üstesinden geleceğim. Ve sen de her gün beni burada göreceksin. Ha? Sen bilirsin. Ayrıca yarın da bekleyemem. Söyle ne söyleyeceksen. Bu evde her yerden biri çıkıyor. Yan odada karım var. Konuşamam burada. Yıldız Hanım. Ne oldu Aysel? Yıldız Hanım, İbrahim Usta akşam için beni hazırladı. Gelip bir bakabilir misin? Tamam, sen git, geliyorum. İşte bunu demek istiyorum. Son kez konuşacağız. Lütfen söylediğim yere gel. Yardımın lazım. Tamam ya, söyle bacısı. Bacısı falan deme. Çok ciddi bir mevzu. Ciddi ol, şaka yapma. Tamam, ciddiyim. Okey. Biliyorsun Gülden olayında seni ben kurtardım. Bana iyilik borcum var. Bilmez miyim ya? Allah senden bin kere razı olsun. Benim için bir şey yapman lazım. Bunu senle benden başka kimse bilmeyecek. Sana güvenebilirim değil mi? Ya tabii ki güvenebilirsin Yıldız ya. Biri bana tuzak kuruyor olabilir. Kim ya? Kim olacak? Ender. Allah Allah ya. Ya bu kadın evinde böyle durup millete mi kuruluyor? Ne yapıyor? Aynen ya? Öyle yapıyor. Onun planlarını bozmak senle benim elimde. Bana sadece sen yardım edebilirsin. Herhalde canım ya. Sen benim hayatımı kurtarmışsın ya. Sen yolla bana, söyle. Evet. Yalnız Caner'e söylemek de yok. Ha. Tamam ya, madem gizli görev, okey. Şimdi bir seferlik olur, tamam. Tamam. O zaman anlatıyorum. Evet, hazırım. Bak şimdi, ben bir otel ayarladım. Mecbur kaldım yani. Oh be! Zeynep gelmemiş. Ay bu. Geldi. Ay, çok soğukmuş burası Zeynep. Kalk gidiyoruz. Aa, ne oluyor? Ne oldu ki? Ay, duramayacağım burada Yıldız, sinirim bozuldu. Yürü hadi.
Nereye gideceğiz? Alışverişe. Ha, sen ağlama. Her şeyi alırız. Gel. İnanmıyorum ya. Ender nasıl çark etti bir anda? Ne bileyim. Ya biz şimdi ne yapalım? Üzülelim mi, sevinelim mi? Onu da bilmiyorum abla. Senin de tabii kafan yandı. Evin sandığın adam otel çıktı. Yandı ki ne yandı ya? Şimdi sen evlenmek istiyorken o boşanıyor. Sen boşanırken de o evlenir. Çok yardımcı oluyorsun Yıldız ya. Zeynep sen de çok etkilenmişsin. Espri yapıyorum. Onun da bile suratına bak. Yani ne bileyim ben sandım ki. Sen ne sandın? Adam genç, yakışıklı, zengin. Tabii ki rahat bırakmazlar ya. Ne yani oturup seni mi bekleyecekti Zeynep? Ablacığım şimdi ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Yıldız'ın dediği otelin önüne gidip bekleyeceğiz tabii ki. E sözleştiler dedim ya. Caner sözleştiler de. Ya bu da Yıldız yılanının bir oyunuysa? Olabilir. E, olabilir tabii. Ondan her şey beklenir. Ama bekleyip göreceğiz. Eğer ikisi de gelirse... ilgili yerlere haber salacağız tabii ki Caner'cim. Abla sonra hemen kaçalım ama bak bizden bilmesinler sakın. Ay Caner, Yıldız'la Kemal'i otelde bastırıyoruz. Bizden bilseler ne olur, bilmeseler ne olur. Kimse nedeniyle falan ilgilenmez. Herkes sonuca bakar. Yapma Allah aşkına ya. Bizi kimse görmez değil mi? Görmez ablacığım görmez ama mecbur burada durmak zorundayız zaten. Yoksa kapıyı nasıl göreceğiz? Biz birkaç dakika bekleyeceğiz. Bir sorun olmaz herhalde. Yalnız Yıldız'ın da cesaretine hayranım ha. Sen Halit'le evliyken gel burada Kemal'le iş pişir. Aşk başa vurunca bu salaklıklar normal. Bana bak yine de şanslıyız. Onlar aynı evde. Ayrı evde olsalar çoktan kopmuşlardı. Yani abla bunu da mukadderata bağladın ya. Helal olsun. Hadi ama Yıldız. Taksi geldi ama. Ha, onu. Yıldız mı? Ha, o. Vallahi Yıldız. Evet. Ama bak şimdi Kemal de gelirse dört ayağımızın üstüne düştük demektir. Hoş geldiniz. Aysel, al şunları, al. Soran olursa ben bütün gün evdeydim, tamam mı? Tamam. Al şunu da. Koş. Git bana kahve getir. Tamam efendim. Alo. Neredesin? Evdeyim Halit'ciğim. Nerede olacağım? Sen neredesin? Neredeydin? Evdeydim. Ne oldu? Niye soruyorsun? Ay misafir falan mı geliyor yoksa? Birazdan evde olacağım, konuşuruz. Tamam canım, konuşuruz da senin sesin kötü. Ne oldu, bir şey mi oldu? Evde konuşuruz dedim. İyi, tamam. Gel Halit'ciğim gel. Ben hazırım. İşte bu kadar. Oh be. Güle güle Kemal Efendi. Yıldız. Hoş geldin hayatım. Neredeydin sen? Evdeydim. Bütün gün evde miydin? Evet. Bir ara sadece gittim hemen geldim. Aysel'e sor inanmıyorsan. Nereye gidip geldin? Halit ne bu sorular ya? Sana nereye gidip geldin diyorum. Aysel, koş çantamı getir. Bana cevap ver, laf karıştırma. Vereceğim cevabını, iki dakika izin verirsen. Aysel ver şu çantayı, kapıyı da kapat, çık. Al. Ne bu? Bak bir. Bu motelde Rafet'le buluştum. Bizim Rafet mi? Antikacı Rafet. Evet. Rafet'in yeri yok mu orada? Gittim onu gezdim. İnanmıyorsan ara Rafet'i sor. Eşim geldi mi diye. Sor hadi sor. Ben bu güvensizliği çekemem. Sor öğren. Hmm.
Hoş geldiniz Yıldız Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk Rafet Bey. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Halit'le yıl dönümümüz yaklaşıyor da bir hediye seçmek istiyorum. O halde kendisinin özellikle ilgilendiği iki parça var. Onu takdim edeyim size. Buyurun. Ben de size soracaktım neyi beğenir diye. Çok iyi oldu. Katalog gibi bir şeyiniz var mı? Tabii, hemen vereyim. Buyurun Yıldız Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman ben birazcık düşüneyim, size geri döneyim, olur mu? Tabii ki, ne demek. Çok sağ olun Rafet Bey. İyi günler. Nereye gidiyoruz efendim? Otelin çevresine bir 15 dakika dönebilir misiniz? Emir, sakın gecikme. 15 dakika sonra lobide buluşalım. Sağ ol Rafet. Tamam. Ne oldu? Yalan mı söylüyormuşum? Sen benim için mi gittin Rafet? Tabii ki senin için gittim. Sana bir hediye seçmek istedim yıl dönümümüz için. Şimdiden ne hediyesi bu? Senin bana verdiğin 3 kuruş parayı anca biriktiririm o tarihe kadar. Ben pahalı hediye falan istemiyorum. Nereden çıktı şimdi durup dururken hediye? Ne demek nereden çıktı ya? Sana göre böyle şeyler zaten gereksiz. Ben özel bir şey yapmak istedim senin için. Ama pişman ettin beni. Keşke yapmasaymışım. Sen beni neyle suçluyorsun, ben onu da anlamıyorum. Seni suçladığım falan yok. Hediye istemiyorum, o kadar. Tamam, isteme hediye. Bari sen benim için bir hediyesin falan de. Ben bu kadar şey yapıyorum senin için. Hediyesin. Çok sağ ol ya, ne kadar içten söyledin. Neyse tamam ya. Ben o kadar gideyim, seçmekle uğraşayım, adama dil dökeyim. Hiç. Sende bir karşılığı yok ki. Niye yapıyorsan bunları? Tamam, uzatma Yıldız. Bir şey vardı, onun için sordum. Ne vardı? Ay sen hadi. Ne oluyor ya? Ya hadi çabuk, sen ne kadar uyuşuk bir insansın ya. Çabuk. Ya hayatımdaki insanların biri de bir şey doğru yapsın, biri ya. Ne oluyor yine Aysel? Oo, hoş geldiniz Yıldız Hanım, gözünüz aydın. Sen yine eski mi içiyorsun? He? Ne oluyor? Ne oluyor, babam vermedi mi sana mutlu haberi ha? Yok. Kemal'i aldatıyormuş beni Yıldız. Aa. Ya Asya bir de çok şaşırmış gibi yapma sanki. Çok üzülmüş gibi yapma bana. Zehra, saçmalama artık. Ben sana söylemiştim, sen beni dinlemedin. Bitti. Bak bu da bitti. Mutlu musun şimdi? Zehra, o kadehi bırak ve odana git. Başka baba. Başka ne yapayım mesela? Biraz ağlayabilir miyim? Ona iznim var mı? Ya da kocam beni aldattı diye birazcık olsun üzülebilir miyim? Zehra, şu anda kendinde değilsin. Halit, üstüne gitme. Ay benim cefakarım ve annem ya. Ya kimseyi suçlama. Sen istedin Kemal'le evlenmeyi. Kendin ettin, kendin buldun. Şimdi biz sana da bunu dinleriz değil mi baba? Bana bak. Halit'ciğim tamam, yalnız bırakalım. Hadi gel. Merhaba Zafer Bey. Oy Yıldız Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben kardeşim için bir hediye bakmak istiyorum da. Şöyle fazla abartılı olmayan sade bir şey olsun. Tabii, bakalım. Şöyle size son dönem popüler olan ürünlerimizden göstereyim. Güzel modellerden biri. Sanki biraz fazla mı ya? Fiyatı nedir bunun? 30.000. Ha, yok yok. Ben daha günlük bir şeylere bakıyorum. O zaman şunu gösterebilirim ve şunu da önerebilirim. Sanki olabilir. Hello Zafer'cim. Hoş geldin Zender Hanım. Yıldız, bakıyorum kendini alışverişe vermişsin. Zeynep'e hediye bakıyorum. Aa, doğru. O da sonunda kendi dengini buldu değil mi? Ay ne mutlu size. Bu olabilir. Bakayım ona. Bunda taş var mı yok mu, ben mi göremiyorum? Aa evet, varmış. Ayol, bundaki taşları görmek için mikroskopla falan bakmak lazım. Kız kardeşine bunu mu layık gördün Yıldız? Zeynep sade biri, böyle şeyler seviyor. Halit kemer sıkıyor değil yani. Zafer'cim, şuna bir bakabilir miyim? Ay pek güzelmiş onlar. Evet, hissedar olmak böyle bir şey işte. Yalvarmıyorsun,
Ya? İzin almıyorsun. Canın ne isterse onu alıyorsun. Ay bu çok güzel parlıyormuş. Gören de şirketi sen kurdun zannedecek. Böylesi daha zevkli Yıldız'cığım. Şirketin kurulum aşaması hep çok sancılı oluyor. O yüzden bu zamanı seçtim. Bunları beğendim. Alayım ben bunları. Tabii. Zafer Bey, ben de bunu alıyorum. Peki. Zafer'cim sen bunları benim eve yolla, olur mu? Tabii ki Ender Hanım. Zeynep'e de selam söyle bak, bana dua et. Ben olmasam o uyduruk şeyi takacaktı. Neyse. Bye bye. Bye bye Zafer'cim. İyi günler Ender Hanım. Bye bye. Biz daha düğün hediyemizi seçmedik. Bu ara bir hediyeydi. Hoş geldiniz. Hayatım, ne oluyor? Zehra iyi mi? Cemal hayatımızdan çıktı artık. Ay iyi olmuş, pislik de o size söylüyorum. Sen canını sakın sıkma. Benim canım ona sıkkın değil Yıldız Hanım. Ne oldu ki? Ya ben sana yap dediğim şeyin dışına nasıl çıkarsın? Anlamadım. Ya sana bir şeyi yap dedim, bu kadar net. Aa ben sen ne desen yapıyorum Halit, ne yapmışım? Aldığın hediyeden söz ediyorum. Herkesin diline düştük, rezil olduk. Niye? Yıldız, ben sana 100 gramlık külçe altın al dedim. Sen gidip çeyrek altın almışsın. Kim? Ben? Evet. Halit yalan ya. İnsanlara bak ya. Hem aldığım hediyeyi beğenmiyorlar hem üstüne yalan mı söylüyorlar yani? Ay sen görüşme bunlarla. Ne biçim insan bunlar? Sorun bu değil ki. Benim istediğim şeyi yapmaman sorun. Yahu yaptım diyorum, aldım. Faturası da yukarıda, odada göstereyim istiyorsan. Yaptıysan insanlar niye konuşuyor bunu? He? Seni tanımıyorlar bile. Ay ne bileyim ben? Ama ben sıkıldım artık çocuk gibi azarlanmaktan ya. Madem çok kıymetliydi arkadaşların, gidip kendin alsaydın hediyelerini. Ay yeter, ben sürekli hakarete uğruyorum bu evde. Dayanamayacağım artık. Göreceğim şimdi. Yanlış. Vermedim acaba? Ne biçim rakam ya? Yıldız! Yıldız! Kadına bak ya. Yememiş, içmemiş, hediyeyi yetiştirmiş. İnsan hediyeyi sorar mı ya? Utanır. Ne biçim zengin bunlar, ben anlamadım Yıldız. Ki. Yıldız! Yıldız! Bu kadar şeyin üstüne gidip Zeynep'e mücevher mi aldın sen? Alacağımı söylemiştim ya hayatım. Ya ne aldın? Tek taş falan mı aldın sen? Ender şirket adına indiriyor ya setleri. Ben de yakışanı aldım. Ne saçmalıyorsun yine? Zafer'in orada Ender'i gördüm. Ben şirketin ortağıyım artık, istediğimi alırım diye havasını attı bana. Sen bana kıl gibi incecik bilezik aldırıyorsun kardeşime. Yıldız, sen kimseyle aşık adamasın. Ben ne dersem sen onu yapacaksın. Ya son zamanlardaki bu başına buyruk hareketler ne? Ender istediğini alacak, ben alamayacağım öyle mi? Kimse alamaz. Ender hiç alamaz. Aldıysa da geri verecektir. Beni arkadaşlarıma rezil ettin. Nedir bu son zamanlardaki inadına alışveriş? Ben seni kimseye rezil etmedim diyorum. Ne var? Efendim? Aysel sonra. Ay dur. Gel Aysel. Efendim kuyumcudan geldiler. Bir altın almışsınız galiba. Tezgahtar arkadaş yanlışlıkla size çeyrek altın vermiş. Bu sizinki dediler, buyurun. Buyurun. Tamam çıkabilirsin. Gel Aysel. Afiyet olsun. Dur. Al bunu. Nedir bu? Boş ver ne olduğunu. Ben sana bunu emanet ediyorum. Sen bunu çok iyi sakla. Ben sana gerektiğinde mesaj atacağım. Sen benim dediğimi yapacaksın, tamam mı? Benim başım belaya girmez değil mi? Uf, başım belaya falan girmez, bir şey değil diyorum. Sen sadece bunu sakla. Yalnız birkaç gün telefonun hep gözünün önünde olsun, tamam mı? Tamam. Anladın değil mi? Baktık bir şey olmuyor, ben senden bunu geri alırım. Tamam, tamam peki efendim. Hadi sağ ol. İyi sakla. İşte senin bana verdiğin değer bu. Yıldız sen beni yanlış anladın. Yok yok Halit. Bak. Yıldız. Bana öyle anlatılınca ben de... Yok sen kim ne derse desin, ne öğrenirsen öğren hemen gelip beni suçluyorsun. Hemen. Sen bugüne kadar benim neyimi gördün ki, ben anlamıyorum. Tamam kusura bakma. Ben Hayri'leri arayıp durumu anlatacağım.
Ben o Hayri'lerle de bir daha görüşmem. Bir tane hediyenin bu kadar lafını ettiler. Benim için bitti onlar. Şöyle yapalım mı? Bu altın senin olsun. Özürümün karşılığı olarak. Yok yok, istemiyorum ben senin hiçbir şeyini. Zeynep'in hediyesi de kalsın. Şimdi Zeynep'in özel günü olduğu için bugün ben onu kırmak istemiyorum. Seninle de kavga etmek istemiyorum böyle bir günde. Kalsın o zaman. Tamam, anlaştık. Ender'in aldıkları ne olacak? Sen o işi bana bırak, ben hallederim. Bu altını ben kasaya koyuyorum, tamam? Ama sen onu bana verdin. Kasaya koyacağım diyorum zaten. Şimdi ne olacak? Annem ömür boyu hapiste mi kalacak? Adam yaralı. Annenizle ifadesine kendini korumak için yaptığını söylemiş. Komiserim, adam kim? Adam Mustafa Yılmaz. Sen tanıyor musun? Ben tanımıyorum. Ama benim babamın adı da Mustafa Yılmaz. Yıllar önce öldü. Ya acaba alacak verecek meselesiyle ilgili olabilir mi? Yok, öyle alacak verecek işi gibi gözükmüyor. Peki, ben annemi görebilecek miyim? Haber verdim. Birazdan içeride görüşebilirsiniz. Tamam. Adamın ifadesini aldınız mı? Yok, henüz ifadesi alınmadı. Adam yaralı ve hastanede. Durum ağır mı? Adam ameliyattan yeni çıkmış. Anladım. Tamam. Halit, sen gidip adamla konuşsan erime de yapmıştın ya. Tamam, sakin tamam. Konuşurum. Tamam. Ben Zeynep'e nasıl söyleyeceğim kısa evlilik arifesini? Şu anda Zeynep'e bir şey söylemen gerekmiyor. Her şey belli olsun ondan sonra. Tamam tamam. Ben zaten sen ne dersen onu yapacağım. Tamam, ben bilmiyorum ki o işte. Tamam. Gel. Komiserim, saldırganı yan odaya getirdik. Tamam oğlum, sen çık. Annem mi oluyor? Ben gidebilir miyim görmeye? Tabii, siz gidebilirsiniz. Halit, ben gidiyorum. Ay, sana ne kadar teşekkür etsem az. Bir şey değil Yıldız. Sen git anneni gör. Tamam. Komiserim, adamın yattığı hastanenin adresini alabilir miyim? Tabii, ben yazarım. Soldaki mikrofon. Tamam. Ne? Yıldız. Anne. Fazla uzatmayın. Gel anne. Anneciğim, ne oldu böyle ya? Nasıl oldu? Bir aldık sinirle. Kendimi kaybettim. Anne, kim bu adam? Ya bir anlık sinirlik bıçaklayacak noktaya nasıl geldin? Ne işi var senin evinde? Eski bir tanıdık. Eski bir tanıdık mı? Bana bak, doğru söyle. Kumar borcuyla mı ilgisi var? Yok, borçla ilgisi yok. Ne o zaman, neyle ilgili? Yıldız, anlatacağım. Anlatacağım. Sen buraya nasıl geldin? Seninle bir haberi var mı? Yok yok, Zeynep'e bir şey söylemedim ben. Halit'le geldik. Helikopter ayarladı, hemen getirdi bizi. Anladım. Yıldız, belki de son kez görüyorum ben seni, ha? Ay anne, saçmalama. Saçmalama, olur mu hiç öyle şey? Halit bu konularda beceriklidir, hemen halledecek. Zaten şimdi adamla konuşmaya gidiyor. Hangi adamla? Ne adamı? Kim olacak senin bıçakladığın adamla? Adam hastanede yatıyormuş. Şimdi ona söyleyecek, şikayetini geri çek diyecek. Yıldız, ara Halit'i, çabuk geri dönsün. Anne, delirdin mi sen? Seni hapse girmekten kurtaracak diyorum. Niye geri dönsün? Kocanı kimseyle konuşmasını istemiyorum. Ara, çabuk geri dönsün. Niye? Ne gizliyorsun sen benden? O adam kim ki? Hiç kimse. Anne, bana doğruyu söyle. Neyden korkuyorsun sen bu kadar? Halit'e ne söyleyecek adam? Anne, cevap versene. Yıldız. Ne? O senin baba. Ne? Bıçakladığım adam senin baba. Sen bizi nasıl kandırdın ya? Sen bize babanız öldü, mezarı bile yok dedin.
Adam meğer hapisteymiş. Sen nasıl bir canavarsın ya? Yıldız, mecburdum. Neye mecburdun ya? Hayatımızı bir yalan üstüne kurmuşsun sen. Allah bilir Irak'a falan da hiç gitmedi. Gitmedi. Siz daha çocukken Mustafa birini öldürdü. Cinayeti benim gözümün önünde işledi. Size babanız katil diyemezdim. Neden öldürdü peki? Söylesene anne. Neden öldürdü? Babandan ayrılacaktım. Yediğim dayaklardan artık bıkmıştım. Birinin beni çekip kurtarmasını bekliyordum. Sen aldattın mı onu? Ayrılacaktım. Kaçacaktım Yıldız. Başkasıyla mı kaçacaktın? Çok gençtim Yıldız. Çok doydum. Beni kurtaracağını düşünüyordum. Hadi öyle düşündün. Hadi kendi küçük akılınla öyle düşündün. Bize niye yalan söyledin? Söyleyemezdim. Benden nefret etmenizden korktum. Sizi kaybetmekten korktum. Beni sana gelmekle tehdit edince gözüm döndü. Sana evliliğine zarar vermesinden korktum. O yüzden bıçakladım. Sus. Bunların hepsi senin bahanen. Bahane bulma. En başından eğer gerçekleri söyleseydin şu an bu durumda olmazdık. Sen iyi ya da kötü bizim babamızı tanıma hakkımızı elimizden aldın. Olmaz olsun öyle baba. Geberemedim. Her şeyi mahvet. Hatalıyım. Size yalan söylememeliydim biliyorum. Ama Mustafa çok kötü biri. Beni dövdü, beni aşağıladı. Sizi de alıp çıkıp gidecektim. Eğer bize bunları anlatmış olsaydın biz seni anlardık. Ama sen her şeyde yalan söyledin. Evi de gittin, bu adamı susturmak için satmaya kalktın değil mi? Aferin anne sana. Aferin. Sen bizim hayatımızı mahvettin. Yıldız, bütün bu olanlar ne demek oluyor? Bana bir açıklaman vardır herhalde, değil mi? Halit, ben de seninle birlikte öğrendim her şeyi. Bana babam küçükken Irak'ta öldü demedin mi? Adam yaşıyor, capcanlı. Ve katil. Sonra annenle karşılaşıyor, annen de adamı bıçaklıyor. Ne demek oluyor bütün bunlar? Ben de seninle birlikte öğrendim diyorum. Annem her şeyi gizlemiş bizden. Bak Yıldız, bu adam çok tekin bir adam değil. Her an başımıza bela olabilir. Ne yapacağız peki? Senin yapacağın bir şey yok. Yine ben yapacağım her zamanki gibi. Adama para vereceğim, adamı uzaklaştıracağım. Bu kadar sıkışık bir zamanda bir de bu çıktı başıma ya. Halit, ama sen benim suçummuş gibi konuşuyorsun. Senin bir suçun yok Yıldız. Ya bu duruma kızıyorum. Annem bütün bunları bizden niye sakladı, ona kızıyorum. Bir tarafta katil, bir tarafta adam bıçaklayan annen. Bunlar bize yakışmaz Yıldız. Sen zaten ne zaman kendine beni yakıştırdın ki? Bütün bu olanlar sence normal mi? Değil. Hiçbiri olsun istemezdim. Ben de şu anda çok üzgünüm. Geldin, yardım ettin bize, sağ ol ama şimdi böyle konuşunca hiçbir değeri kalmıyor Halit. Yıldız, şunu fark etsene ya. Bütün bu olanlar benim için de şok edici. Olanların etrafımızda duyulduğunu düşünsene. Ne olacak o zaman? Hiç kimse duymayacak. Ben Zeynep'e bile söylemeyeceğim. Söylemeyeceksin. Zeynep duyacak ama sesini çıkarmayacak. Ya o adam yarın öbür gün ortalığa çıkıp kızlarım nerede demeyecek mi? O zaman ne olacak? Bilmiyorum Halit. Onu da o zaman düşünürüz. Annem kesin olarak yarın çıkıyor mu? Çıkacak. Adam ifadesini değiştirecek. Yani aramızda bir tartışma oldu, böyle bir kaza yaşandı diyecek. İfadeler değişecek.
annenin de her hafta sonu karakola gidip imza atması gerekiyor. Bunu unutma. O zaman o yarın çıkıp buraya gelecek. O kadar kötü bir zamanlam oldu ki. Sen ne yapacaksın? Göreceğim mi adamı? Ben ne yapacağımı bilmiyorum şu anda. Yani daha olan biteni hazmedemediğim için ne yapacağımı bilmiyorum. Ben odaya gidiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.